Alfa erkek saati tak, şöyle dur, yakaları dik. İş yerinde nerede, nasıl, ne zaman, ne söyleyeceğini bilmek. Bir insan disiplinli olduğunu nasıl gösterir? Hani yemek yiyecek ortama da tok gelmezsin yani. 5 cümle yerine 7 cümle etmişse detone olmuş demektir. Karşına aldığın insan ilişkide olacağın insandır. Bazen nerede ne söyleyeceğini bilemiyor. Hayatınla ilgili çok önemli bir şeyi ayaküstü bir kahve fokurtusu içinde söylüyorsan sen kendini ne kadar önemsiyorsun? Yani iş hayatında her şey çok güzel akıyor olmalı. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Önce şeyi merak ediyorum. Kitap ne oldu? Herkes bunu soruyor. Kitap çok güzel abi. Hani ben de beklemiyordum. İşte Platin Dergisi'nin en iyi iş kitapları alanında adaylık da aldı. Çok da iyi. Güzel gitti. Şimdi birazcık animasyon falan düşünüyoruz üzerine. Kim kazanır hala? Raflarda. Hem internetten hem de işte fiziki satıştan devam ediyor satışı. Ben çok mutluyum. Hatta belki ileride dijital dünyaya falan böyle bir... Evet, aslında epizodik yapısı... Var. Uygun o dizi var, mantığına. Var. Ona da evet. Sonra bir ayrı bir evet. Toplantı sen yapalım. Sen çalışırsan olur yani. Çok isterim yani. İnşallah üzerinde bir çalışma yapabiliriz. İnşallah. İnşallah. Çünkü kim buna uygun yani. Bugün aklımızdaki konu ne? Bugün aklımızdaki konu, ya biliyorsun ben uzun süreden beri yeteneklerle çalışıyorum. Hani bu iş dünyasında her yaştan yetenekler bu kapsamın içine giriyor ama özellikle genç yetenekler. Şey gibi mi? Squat mı deniyor ona? Yetenek gibi avcılığı. Oluyor. Şimdi koç deyince de yanlış anlaşılıyor. Şu koçluk filmi var ya. Koç yani, evet yani şey gibi böyle birazcık kavram şey oldu gibi oluyor ama biz koçlar olarak yani hani profesyonel koç olarak biraz karşıyız ona. Ona şimdi hiç girmeyelim o tartışmalara boş ver. Ama gerçekten bir anda mihmandarlık gibi o yeteneği geliştirmek güzel. İçin doğru. Hayatlarına onların bir değer katmak ve en önemlisi iş yaşamını sevdirmek. Bugün de o yüzden iş yaşamını sevdirebilmek için onlara bu sefer görünen ama görünmeyen imajlarını konuşacağız. Yani CV'lerde yazan değil. Şey gibi mi? Adab-ı muaşereti mi iş gibi, dünyasında? Evet. İş dünyasında oturma kalkmasını, giyimini, tarzını, konuşmasını, kendisini nasıl daha iyi imajlayabilir? Bunları konuşmak bu istiyorum. Aslında zamanla öğrenilebilen, tecrübeyle evet. Öğrenilebilen evet. Bir şey ve bunu ancak bilen birisi kısa yoldan anlatarak daha evet. Hızlı öğretebilir. Başka türlü yıllar alan bir tecrübe değil evet mi? Ve Türkiye'de böyle şeyler yapılmıyor. İçerikler de yapılmıyor. Yapanlar var. Yapanlar var. Yurt dışında böyle etiket adı altında, görgü kuralları adı altında yapıyorlar. Hmm. Hani iş dünyasında işte ne bileyim alfa erkek saati tak, şöyle dur, yakaları dik falan gibi bakanlar var. Veya kadınlar için işte döpiyesini giy, saçını yap, küpeni ona küçük olsun. Daha çok. Adam muhaşeret evet. Daha bir daha yaşam tarzı mı diyelim. Evet. Veya ben bütüncül bakıyorum. Aynen öyle. Hani sadece şey değil, konuşma değil ama işte ne bileyim bir yemeğe gittiğinde oturman kalkman, neyi ne zaman konuşacağın, neyi ne zaman ortaya koyacağın ve bütün bunları hem genç yeteneklerle çalışıyorum hem de orta seviye, üst seviye profesyonellerle de bazen çalışıyoruz. Çünkü bunlar hep devamlı olarak insanın nasıl diyeyim bir aynadan kendine bakma ihtiyacı. En çok kendimize sorduğumuz soru ne? Beni nasıl görüyorlar? Değil mi? Doğru. Ben de diyorum ki ben seni böyle görüyorum. Acaba bu sana nasıl yansıdı diye soruyorum. Bir de bu teknolojiyle beraber gelişen bir süreç, değişen evet. Bir süreç değil mi? Mesela şeyde büyük ekranda sunum yapmanın bir adabı buna 50 sene önce yoktu belki. Doğru, doğru. Yani, doğru. Zamanla değişime doğuyan. Evet, şimdi derstesin. İşte üniversite derslerim de var benim. Bir şey çalışacağız. Kalem, defter falan bir şey gerekiyor. Herkes şakır şakır silah gibi iPad'leri, tabletleri çıkartıyor. Ben bir baktım elimde defter. Ben yazmaya çalışıyorum. Klasik bir insanım. Ben yazmayı seviyorum falan diye. Kalemin de kokusu, mürekkep falan ne yediyorsun? Olmuyor, yemiyor artık. Muhabbet değiştirmek lazım. Ben de artık kendimi ona göre hani güncelledim diyebilirim. Güzel. Tabii şimdi 1-0 önde tamam jenerasyon da genç jenerasyon bizim de önde olduğumuz şeyler var. İşte onlardan birinden bahsedeyim hemen bomba gibi bir şeyle hemen başlayayım. Yapıştık. Anekdotla başlayayım. Şimdi abi ben şeye çok takık durumdayım. İş disiplini ve hı. Özgüveni gösterme konusuna. Bir sürü 1000 tane test yapıyorlar insana. Mülakata girdin, çıktın, işte şöyle durdun. Sakın çok gülme, birazcık fazla yanaşma. Onlar şablonlar var değil mi bunun evet. için? Ben onları hiç bakmıyorum biliyor musun? Hı. Aslında genel anlamda biz hep beraber pakete bakıyoruz. Hani daha senior kişiler şöyle diye. Tekrar altını çizelim bunun. Yani sen bakan tarafta evet. Uzun yıllar evet. Mesai harcadın. Çok evet. Uluslararası, çok büyük evet. Bir firmada insan kaynaklarında
Çok evet. ciddi konumlar insanlar aldın işe. Doğru. İşe alım yaptım, yetenek geliştirdim. Ondan önce farklı alanlarda çalıştım. Pazarlamadır, finansdır. Üstüne şimdi kendi işimi yapıyorum yine yetenek gelişimi alanında. Yani en vay çeşit örnekten artık kanal üzerinden konuşabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü bu paylaşıma ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Özellikle evet. yani yeni başlayan profesyonellerin başta olmak üzere. E şimdi mülakatta şimdi arıyorlar beni. Diyorlar ki Alper hocam işte ben işte mülakata gireceğim. Bir öneriniz var mı? En çok ne diyorsun işte şöyle yap böyle yap falan diyebilirsin ya. Ben diyorum ki oraları hiç karışmıyorum. Onları zaten YouTube'dan oradan buradan CV hazırlama falan bakıyorlar. Ben orada yazmayan şeyleri bugün konuşmak istiyorum. Hmm. O yüzden o örneğe girmek adab istedim. Adab-ı muaşeret bunun için önemli. Evet. Burada. Hani çok güzel bir tanım bence adab-ı muaşeret. Yani şunu söylüyor. Profesyonellik şu demekse ki bence o demek. İş yerinde nerede nasıl ne zaman ne söyleyeceğini bilmek. Bunu İş yaşamında her yere taşımak. Giyiminden tut da konuşmana kadar. Şimdi geliyor arkadaşımız mesela işte bu disiplin ve özgüven konuları. Diyor ki hocam benim omuzlarım biraz şey diyor. Böyle şey gözüküyor. Ben model şey diyeyim ki moda tasarımcısı falan kıyafet falan ona bakmıyorum tabii. Ama onun anlamaya çalışıyorum duygusunu ve psikolojisini. Nasıl? Şimdi bir insan disiplinli olduğunu nasıl gösterir? Düşünüyorum şimdi. Bir kez verilen işi zamanında yapıyorsan disiplinlisindir değil mi? Ona hiç bakmıyor ama. Dakikse. Evet. Yani her sabah işe zamanında geliyorsan disiplinlisindir. Bir akşam sana verilen işi bekletmiyorsan, onu çabalamak, bitirmek için çaba sarf ediyorsan disiplinlisindir. Böyle projeler bitirmişsen disiplinlisindir. Ama sen gidip davet edildiğin yemek randevuna 10 dakika geç geliyorsan ve bana haber vermiyorsan ve bu bir iş görüşmesi ise baştan kaybettin. Yani ben ne düşünebilirim? Ne diyebilirim? Adamla daha ilk defa görüşeceğiz. Ben ne düşünebilirim ki yani? Hani diyebilirim ki bu bütün mutlak randevularına zamanında gelir. Bu böyle bir inanç mı olur? Hayır. Olmaz. Haber verse bile yani o kişi çok haber verse bile çok çok iyi olması lazım. Çünkü ilk görüşmede geç kalmazsın ya. Anlamazsın evet. Yani gençler first date'lerini falan hatırlasınlar. Yani kız kabul ediyor mu sizde? O ne düşünüyor yani? Adam daha şeyimize hani geç kaldı. İlk görüşmemize geç kaldı. Nasıl hani güvenebilirim? İşte güven duygusu öyle kuruluyor. Buradan bir karizma devşirme geleneği olabilir ama iş yerinde bir üstünle buluşacaksan veya evet. seni iş alacak insanla buluşacaksan büyük bir eksi tabii. Kesinlikle. Ben diyorum ki mesela iş görüşmesine hocam işte bu da dillere pelesenk olmuş 15 dakika önce gitme falan diye. Niye hani böyle bir şey gerek var? Zaten zamanında ben yetişeceğim gideceğim. Hayır, orada baktığı şey şu. Biliyor musun orada 15 dakika önce de geliyor, geldi mi gelmedi mi kontrol ediliyorlar aslında. Öyle mi? Tabii ki. 15 dakika erken gitmek eksi mi? Hayır, artı. Artıdır. Tabii ben de artı. Tahmin ederim. Yani adam ben de gitsem 15 dakika erken giderim zaten. Ya. Ben her yer erken gidiyorum zaten. Müthiş. Çünkü sorumluluk sahibisin. Evet. Al işte sana örnek. Çünkü hani şey diyorlar ki sorumluluk sahibi oldum hocam ben nasıl anlatacağım? Öyle anlatacaksın işte. Başka bir şey yapmana gerek yok ki. Gidip ne yapacaksın? Orada sözünü de mi anlayacaklar sorumluluk sahibi olup olmadığından? Aslında tembel bir insanım ama bak bu konuya özen gösteririm. Hep erken gidiyorum. Yani erken gidiyorsun. Hani gidip gelmediğine bakıyorlar mı? Bakıyorlar çünkü orada bir danışmanı muhakkak bir insan oluyor. İşte bilmem bir kişi geldi diyor. O ona haber gidiyor ama zamanında görüşmeye giriyorsun değil mi? Evet evet özen göstermişsin. Buna odaklanmışsın. İyi bir şey erken gitmenin zararı. Aynen. Aynen ve hani burada bazı şeyleri biz bence atlıyoruz. Bu detayların ben önemini zaten gözlem yaparak çalıştığım yeteneklere aktarıyorum. Bir farkındalık oluşturmaya çalışıyorum. Misal işte demin dediğimiz örnekte bir yemek yiyeceğiz abi. İşte bazı arkadaşlarım böyle şey yapıyorlar hani esprili bir şekilde konuşuyoruz. Ya bizimle çalışan bir genç arkadaşımız var. Beraber hani sana birkaç sorusu var. Ben seni onunla tanıştırayım. Sana sorularını sorsun. Hani gelecekte bazı programları olacak. Kariyeri hakkında soruları olacak. Bir hani bir görüşün. Sen de hani ona yardımcı ol gibi. Ben de tabii kıramıyorum. Hani konuşuyoruz, ediyoruz. Böyle şeyler yapılır biliyorsunuz o sahne ortamda. Gençlerimize de zaten çok yardımcı olmak istiyorum. Bazen hani bazı şeyler görüyorum. O kusurlu hareketleri görüyorum. Sonra ben konuşuyorum, bana kızıyorlar. Alper Hoca yine çok kötü girdin bize falan diye. Ama söylemeden de duramayacağım. Zaten. Madem hani eğitimlerde söylüyoruz, burada da ufak ufak söyleyelim bence. Söylemek de onların yararını zaten. Evet, yani şimdi şöyle bir şey var yani. Hani randevu geç gelme, meç gelme ama hani yemek yiyecek ortama da tok gelmezsin yani. Evet, bu da bir handikap.
Yani yemek yiyeceğiz. Hani öyle bir randevu alınmış. Hasbelkader bir şekilde tok geldiysen de söyleme bari, değil mi? Yani. Yiyormuş gibi yap en azından. Gibi. Nezaket. Yani hani bu işte aslında kitaplarda yazmayan bir şey. Anne babanın da önüne gelip gösteremeyeceği bir şey olmayabilir. Herkesin hayatında her zaman gelebilecek bir şey değil. Not edilip aktarılacak bir bilgi değil aslında yani. Evet. Yaşarken ortaya. Hayat bilgisi bu. Hani var ya 3. sınıfı, ilkokul 3. sınıfı başlayan her şey. Hayat bilgisi dersine bize öğretilen şey yani. Doğru. Bunu yapmamak lazım. Yani ya da değiş öyleyse bile diyeceksin ki ya ben abi ya hani ben tokum da söylesem hani ne yapacağız, oturacak mısın biz de bir karşında yemek yerken, tamam? Tabii yani. Bu dolayısıyla tabağını bitiriyor mu diye bakmayacağız sana zaten. Söyle bir şey. Ben bir de psikopat olduğum için bu konuda şunu düşünüyorum. Diyorum ki adam geleceğimiz yere bile bakmamış. Randevu yerinde ne yenir ne içilir bakmamış. İlk defa bizle tanışıyor. Ne yapacağına karar vermemiş. Tamamen plansız bodozlama gelmiş. Ne bana önem veriyor, ne mekan ve masa üzerine hiç düşünmemiş. Ya oturma setup'ı ya, düşünsene. Şimdi ne yaparsın? Yakın kişinin yanında oturursun. Mantık olarak. Biz bunu hani şeyler olarak, belli bir tecrübe dolayısıyla olarak biliyoruz. Karşına aldığın insan ilişkide olacağın insandır. Değil mi? Peki şunu soracağım. Bu tür bir iş yemeği için biriyle sözleştin, geldin. Evet. Kare bir masa var. Evet. Karşına mı oturmalı, çaprazda mı? Konuşacağın karşılıklı iş ilişkisinde olduğun kişinin karşısında senin tarafında olan kişi yanına oturur. Aracı varsa evet. Yanına oturur. Çok bu belli bir şeydir. Çiftler mesela hani ne yaparlar? Hani yan yana mı oturacağız? Yan yana oturacağız. Tabii çiftler yan yana oturuyor. Ya karşılıklı çift oturduğu zaman mesela şey olabilir. Şey, iki kişi olursa karşılıklı oturur. Ama dört kişi ise, çift çiftse yan yana oturur. Evet. Yani yanındaki kişi senin elayındır, müttefiğindir yani. Okay. Tamam. Hani bu çok basit bir hani mesela o setup karışıklığına ben acayip derecede çok önem veririm. Mesela şöyle bir şey oluyor biliyor musun? Yemeğe çıkacağız abi, değil mi? 10 kişiyiz ve insanlar birbirleriyle yeni bir araya geliyorlar. Değil mi? İş yemeği, öğle yemeği, ilk defa bir grup arkadaşına önceden yemeğe çıkacaksın. Benim artı puan verdiğim insanlardan biri kim oluyor biliyor musun? O çıkış anındaki karmaşada kim kimle gidecek, nereye gidecek işini çözen insan oluyor. Yeri geldiği zaman, oturmaya geldiğimiz zaman da hani o restorana geldik. Hemen organizasyonu yapıp kimle kimin oturacağı konusunda o gözüyle o hareketi yapan insan oldu mu yani? Ben bunu soracaktım. Şimdi evet. Bu tür bir iş yemeğinde daha kalabalık bir toplantı olacak diyelim. Evet. Sen de karar verici konumundasın. Hı-hı. Bir kişiyi ekipten tasfiye ettirecek kabahat veya kalıcı pozisyonunu kalıcı kılacak artı puan nedir diye soracaktım. Artı puanı öğrenmiş olduk. Tabii ki. Bu artı puan. Çünkü bu büyük bir kaos tür aslında. Kabahat nedir peki sen? Baktın bir kişi çok canını sıktı ve onu o ekipte bir daha görmek istemiyorsun. Hangi hareket bu? Yemeği organize eden kişinin bunu düşünmeyip oradaki kaosa neden olması. Bu kabahattir. Bir daha gelmez diyorsun o masaya. Yani artık o sorumluluğu almaz diyelim. Aynen. O sorumluluğu almamak demek de patronun yanından biraz uzaklaşmak demektir. Bunların hiçbir bir yerde okutulmaz ama. Ama bilinçaltımızda, evet, evet. Şey tarafımızda bunlar çalışır. İyi biliyorum. Ve kafadan da mesela patron da buna göre şey yapmıyor. Yani bu adam yemeği organize edecekti ama edemedi diye bir çek atmıyor. Veya arka bunu kontrol bırak... edeyim diye kurmuyor değil mi? Evet. Ama ortaya bir durum çıkınca hemen puanını veriyorsun yani. O kaos olmamalı abi. Yani iş hayatında her şey çok güzel akıyor olmalı. Detone sesleri duymamalıyız. Detonasyon olduğu zaman hepimiz irkiliriz. Burada yani hatalı bir şey var burada. Değil mi? Hmm. Mesela işte oturuyoruz abi. Yani işte iş konuşacağız. Daha bir şey gelmedi. İçecek gelmedi, hemen iş konuşmaya başlıyoruz mesela. Hmm. Mesela ben o yeteneklerde ona da bakıyorum. Ya bir oturduk. Small talk. Hayat kurtarıcı oluyor değil mi biraz? Değil mi? Hani ya en kötü neyden konuşun? Havadan, sudan. Sudan, trafikten. Politika, futbol falan asla konuşmuyoruz. Evet. Çünkü onlar tamamen hani taraf olma ve bir taraf olma muhabbetlerine girer. Çünkü biliyorsun herkesin kişisel görevi var. Genel olarak da konuşulmamalı. Konuşulmamalı. Yani. Hiçbir yerde ben önermiyorum. Evet. Havadan sudan konuşursun. O gün gündemde olan komik bir şey varsa trafikten dert yanarsın, evet. Şehrin dertlerinden, evet. Veya işte ne bileyim yeni bir diyete başlamışsındır, ondan bahsedersin. Güzel eğlenceli bir bilgin varsa onu satarsın. Onu satarsın, bunu yaparsın, sonra bir su gelir konuşmaya başlarsın. Boş masaya konuşulmaz. Hmm. Boş masaya neye konuşacağım? Yani bir şey, bir prolüt, bir giriş. Evet. Ondan sonra iş konuşmaya geçilmeli. Aynen öyle. Mesela şöyle oluyor. Geçen hocam işte bir arkadaş geldi işte. Ben dedi kariyerimle ilgili bir konuşma yapacağım ama yöneticimden hiç vakit alamıyorum. Ben de hiç ilgilenemiyor dedi. Tamam dedim, eyvallah. Hani nasıl bir hani ortamda şey yapacaksın? Ya işte iş yerinde hep yakalamaya çalışıyorum. Geçen bir kahvede yakaladım dedi. Ayaküstü bir söylemeye çalıştım. Hani yine şey olmadı. Ya dedim, hayatın en önemli konusunu ayaküstünde mi söylüyorsun dedi. Ama şey bak, burada çakışıyor mu bu teoriler? Asansörde anlatma. Neydi onun adı? Asansör.
şey elevator speech diyelim. Evet. Ama şöyle düşün abi. O başka iş satma. Burada bir şey satmıyoruz. Ha, anladım. Burada kendini zaten ifade bulunduğum bir işte tamamlanacak bir operasyon. Hayatınla ilgili çok önemli bir şeyi ayaküstü bir kahve fokurtusu içinde söylüyorsan sen kendini ne kadar önemsiyorsun? Zaten konunun değerini düşürüyorsun. Ama şeyde alamıyorsa randevu. İşte o alanı özel ayarlamak, onu oraya götürmeye ikna etmek. Büyük bir setup kurup evet. Belki tesadüfen. Hiçbir zaman önemli bir konu ortalık yerde, alenen geçen bir yerde konuşulmaz. Ne yapılır? Mesela gel bir kahvede konuşalım. Bu muhabbetler oradan gelir. Onun altyazısında o vardır. Ben kendim için özel bir alan istiyorum. Özel bir şey konuşacağım. Ciddi bir şey var burada. Ciddi bir şey konuşacağız. Ve o iş ciddiyetini anlar yani o kişi. Hmm. Ayaküstü konuşursa demek ki bu konu ayaküstülük bu konuda olur. O geçiştir. Daha geçiştir yani. Bunu mesela anlatmam dakikalar, saatler oluyor ama bir şekilde ikna oluyorlar. Senin mesela söylediğin gibi itirazlar geliyor. Ama bir süre sonra diyor ki yani insan kendi değerini düşürdüğü için üzülmeye başlıyor. Yani. Neyse işte bu yemek, adab, maşeret vesaire derken aklıma başka bir şey daha takıldı benim mesela. Hani bu yemek yeme şeyleri. İşte bu çatal bıçak nasıl YouTube'dan izlesinler. Hiç şey önemli değil. Onlar lady school işi. Lady school işi, etiket işleri ama şu bak şu konu önemli şimdi. Oturdun değil mi? Yemeklerin geldi, yemekleri söyledin. Kim başlayacak yemeğe? Büyük başta kalsın. Değil mi? Sosyal olan. Şeyde de öyle. Bin yıllık geleneksel. Evet ama öyle olmuyor işte. Bu önemli bir şey. Afiyet olsun başlayalım dedir değil mi? Hiç bilinmeyen bir ortam varsa evet. Bu arada hani arkadaş ortamı için konuşmuyorum bunlar lütfen yanlış anlamayın. Arkadaş ortamı için değil. Tabii arkadaş canım. Ortamında herkes rahat şey yapar işte. ama bir beklersin. Tabii bir sosyal çevre olur, bir dernek, vakıf, aile, evet. Resmi bir yemek evet. Gibi bütün başlıklarda. İş yaşamında da bu var ve bunu da. Görüyor evet. Şey olan hani senior olan tecrübeli olduğu için hayatta daha az tecrübeli olanı yaptığı bu hatada bunu benim hayat bilgisi gider. Olarak eksik olduğu için diyor ki bu adam ben müşteri karşısına çıkarttığımda demek ki müşterinin karşısında böyle yapacak bu. Güzel. Bu yani kodumda olan şey bu. Ya ben zaten şeye teşrif attık. Loyalty. Gelenekler çok hastayım ben bu işlere zaten yani monarşik teamüller falan var ya. İş hayatı da hiyerarşik zaten bir şekilde hani yatay organizasyon da olsa mesela şöyle bir şey oldu abi geçen ben de örnek çok ben anlatıyorum ama böyle hani çok iyi, çok iyi. Şöyle bir şey oldu ya dediler işte bizde bir genç var genç işte genç yetenek programıyla girmiş biz çok güveniyoruz o adama çok iyi hani. Ama hani ne bileyim böyle biraz fazla hareketli, fazla coşkulu, birazcık enerjisini dengelemesi mi lazım biz bilemiyoruz. Hani yani o şeyi anlayamıyoruz. Ya siz bir konuşun, bir koşuk falan yapın, bir hani mentorluk yapın, bir konuşun, bir onun hani durumu bir anlayın, biz de ona yardımcı olalım. Çünkü biz şimdi işveren olarak gittiğimiz zaman ters şey yapabilir. Tabii. Siz araya girin bize yardımcı olun. Kolaylaştırın işimizi diyorlar. Ben de tabii ki hayal. Ücretim bu kadar. Estağfurullah. Ben sonuçta şey bir profesyonel ortam. Oturup konuşuyoruz. Sonra biz konuştuktan sonra bu arkadaşımız bir kahve içmiş genel müdür yardımcısıyla. Genel müdür yardımcısının karşısında da bizim gelecekteki işte satış müdürlerimizden biri diye şey olmuş. Tanıtmışlar ama genç onu bilmiyor tabii yani. Öyle şey yapılmıyor. Arkadaşımız işte geldi sonra işte genel müdür yardımcısıyla konuşmuş. Genel müdür yardımcısı bazı şeyler söylemiş. Bana da o hani İK'cı söylüyor bunu. Ya Alper Bey işte konuştular. Hani genel müdür yardımcısı çok beğenmiş. Hani çok bilgili, çok şey bir çocuk olarak görmüş ama bir şeyleri böyle olmamış gibi ama tarif edemedi bize dedi. Siz de gördünüz ne oldu? O tarif edemediği şey ne biliyor musunuz dedim. Bazen nerede ne söyleyeceğini bilemiyor. Her yerde can sıkar bu. Her yerde. Evet. Yani nasıl diyeyim? 5 cümle yerine 7 cümle etmişse detone olmuş demektir. Aynı şeyi tekrar evet. Tekrar söylediyse. Kimse ona dönmemiştir. O ses Türkiye'deki gibi onu yaşamıştır diyerekten. Ben onu söylüyorum. Hani size siz bunu şey yapın. Bu çocuğun çalışması gereken şey, gencimizin çalışması gereken şey bol bol sunum yapmak. Bol bol kendini hani reaktif edeceği ve geride bırakacağı görüşmeler içerisine girmek ve müşteri karşısına devamlı bir mihmandarla gitmesi. Devamlı oradan geri bildirim alması öyle mükemmel bir duruma gelir diye söylüyorum. Bunu tabii ki yine bir kitaptan öğrenebilir mi gencimiz? Hayır. Bu ancak işte tecrübenin aktarımı, işte benim gibi insanların araya girmesiyle falan olabiliyor. Ama böyle çok kazalar oluyor. Of daha ne kazalar çok oluyor. Yani. Can yakar tabii. Bunu acı bir tecrübeyle de öğrenebilirsin yani çıkışını evet. Verdikleri zaman. Ya takım çalışması muhabbeti çok konuşulur Erdal abi işte.
Benim çok hassas olduğum bir konu. Ya bu takım çalışması, benim işte hocam takım çalışmasına yatkım olduğunu nereden bilecekler diyorlar. Ben mülakata giriyorum, sallıyorum diyor çocuk. Diyor ki işte takımın hastasıyım. Şu projede çalıştım, bunları yaptım, şunları koydum. Anlatıyorum. Sonra bana diyorlar ki takım çalışmasında çok iyi oldum diyorlar. Sen ondan mı anlıyorsun diyorlar diye düşündüm. Hani sen ondan anladıklarını düşünüyorsun da bana öyle söylüyorsun diye söylüyorum arkadaşımıza. Nasıl anlayacaklar ki hocam diyor. Bak diyorum. Bireysel bir görüşmeden bahsediyorum. Evet, bireysel bir görüşmede. Bir görüşmede anlayabiliyor musun takım çalışması yatkın olup olmadığını? Yani bireysel görüşmede tabii ki çok şey. Ama anlatımında takımın içerisinde nasıl, ne kadar etkin olduğunu anlayabiliyorsun. Takımdan söz ederken. Evet. Onu en çok nerede anlıyorlar mu biliyorsunuz? Bu takım çalışması eğer çok önemliyse o ekip için grup mülakatına sokarlar. Ha, toplu bir mülakat. Evet. Yani. Orada anlaşılır zaten. Nasıl anlaşılır? Bakın. Nasıl anlaşılır? Detaylar çok önemli. Her zaman olduğu gibi benim bayıldığım bir şey. Bir grup arkadaşımız benim derse sunum yapıyor. Cillop gibi bir sunum yapmışlar. Her şey var. Yani Alper Gezer Avcı gibi uzaya gideceğiz. O kadar güzel. Uçuyoruz. 10-12 slide. Herkes böyle şıkır şıkır, bir tane de sunucu seçmişler. Çok da hoş, güzel de giyinmiş sunucu, böyle yakışıklı anlatıyor böyle. Güzel de bir İngilizce. Ben de güzel, hani beğendim şey anlatımı da. İçerik çok iyi. Sonra bitti. Tabii ki bekliyorlar ki alkışlar gelsin. Alkışları yaptık. Mükemmel bir sunum olmuş. Ama dedim eksileriniz çok. Böyle bir kaldılar. Nasıl yani eksilerimiz çok? Ne oldu da hani yani? Ya şimdi her şeyden önce mükemmel bir sunum yapan şey bir içerik çok güzel. Eyvallah. Şimdi içerik güzel olunca insan ne zaman pakete bakıyorsun değil mi ilk önce? Paket de çok güzel. Arkadaşınızı ilk önce bir tebrik edin. Şu saat kayışın uyumuyla bu gömleğin uyumu ne kadar güzel bir şey. Biraz bir kez evet, göze hitap ediyor. Ben onu puanlamıyorum abi aslında. Ama görünce takdir ediyorsun. Görünce takdir ediyorsun çünkü bu detaya önem vermiş diyorsun. Öyle bir kitapta yazmıyor. Bunu böyle takın diye demiyor. Ama bunu düşünüp bu özeni seyirciye gösterip başka bir hoşlukla da bunu kazanabilirsin. Yani. Diyorum ki o zaman yarın bugün bu arkadaşım müşteriye satış yaptığı zaman orada burada hani diyorum ki kolunu kıvırırken düzgün kıvırır. Müşteriye güzel gözükür. Demek ki kendini böyle iyi anlatır ve ürünümüzü de iyi ifade eder. Çünkü pespaye bir insandan hiçbir şey satın almazsın. Marka temsiliyeti uygun. Evet. Bunu sadece müşteri temsiliyeti tarafına söylemeyelim. Gidip mesela üst düzey birine sunum yaparken o gösterdiğiniz jantil hareketlerle de o insanı daha çok yanınıza çekersiniz. Bir sıcaklık oluşur yani ister istemez. Buna büyük bir 10 puan veriyorum dedim. Ama büyük bir eksi 10 da veriyorum dedim. Aha. Nasıl, nereden veriyorsunuz dedi ya. Ya dedim bu arkadaşınız bu kadar kendine özenmiş, gitmiş, şey yapmış. Ben asimetri hastasıyım dedim. Ben simetri benim için çok önemli. Arkadaşınızın bir gömleği içeride, bir gömleği dışarıda kazaktan gözüküyor. En sinir olduğum için. Bir kadar. De şey sinir olur. kravat gevşek olur da gömleğin düğmesi gözüküyor ya. Evet. Kusarım üzerine. Şimdi diyorlar ki, abi bu profesörlerle ne alakası var? Yok çok diyoruz. Evet. Yok diyorum. Hani yok diyeyim hani sizin için dedim. Siz hani ekiptiniz, 3 kişiydiniz. Arkadaşınız böyle tahtaya şeye çıktı, sunum yaptı. Birine sen demedim. Arkadaşım ya sen bizi temsil ediyorsun. Sen bizim takımımızın parçasısın. Buranın içerisine koy. Diğerlerine eksi puan bu değil mi? Sunucuya değil. Evet. İlginç. Nerede bir takım çalışma? Sen takımdınız siz. Her şeyi beraber yapmıştınız. Anca beraber kanca şimdi beraber. Şimdi kandırıyorsun. Yani sahneye çıkınca her şey dağıldı. Takım çalışması bitti. Bu detaylar çok önemli. Bir nebzeye kadar içerik gerçekten çok şey ama hani yarın bugün o bağlılığı yaratan şey işte insanların birlikteliği ve birbiri için adanmışlıkları. Ben bunu buradan anlayabiliyorum. Ha, senin dediğin konu profesyonelle ne alakası var konusu, çok alakası var konusu nereden geliyor biliyor musun? Kendine bu özeni gösterip insana saygı duyan insan işine de aynı özeni gösterir diyoruz biz. Güven veriyor değil mi? Güven veriyor. Şimdi ben mesela gelsem burada hani ne bileyim şuram şöyle kırışık olsa, ne bileyim saçımda böyle bir şey, sakal falan her şey birbirine karışmış olsa kim bakacak yani? Sakallı arkadaşlarımız var şimdi. Rencide biliyorum. Birazcık sahne işi yapıyorsan, evet, birazcık kendi malını pazarlıyorsan. Sektöre uygun olmak diye bir şey var tabii. Evet. Ve bu detaylar hayat kurtarıyor. Şöyle hayat kurtarıyor. Bir tane kız vardı. Çok beğendiğim böyle bir şey. Yetenekli kendisi. Bu kızdan gerçekten adam olur diyordum. Bu kız bir yere gidecek. Hangi pozisyonda? Daha üniversiteden yeni mezun olmuş. 2 sene falan olmuş. Kızla çalışıyorsa junior aslında ama kızın İngiltere hayalleri var abi. Yapar bu işi diyorum ama çalıştığı patron da beraber çalıştığımız kişi de üst görev emin olamıyor. Çünkü genç bir kız. Gider yapabilir mi? Edebilir mi? Olur mu? Şu mu bu mu? Biz devamlı olarak işte onunla daha çok hani ne bileyim
birazcık işiyle alakalı teknik konuları çalışıyoruz. Ben ona yardımcı olmaya çalışıyorum gelişimi açısından. Bir özel ders tadında geçiyor yani açıkçası. Ama tabii ki sosyal dokunuşlar da yapıyoruz. Emin olamıyor patronu. Bana soruyor. Alper hani hocam ne yapalım? Hani geldi artık. Ya İngiltere'ye birini göndereceğim. Ya oradan birini alacağım ya bu kızı göndereceğim. Başka elimde şey yok. Kıza da çok güveniyorum ama onu orada kaybetmek de istemiyorum. Büyük kararlar bunlar. Evet. Çok yani 26 yaşında birinden bahsediyoruz. 2-3 sene olmuş daha mezun olalı. Kız da yurt dışına çıkmak istiyor ve o pozisyonun da elinde olduğunu biliyor. Gitmek de istiyor. Çok ufak bir şey oldu. Bir gün yemek yiyoruz. Yemek çok güzel geçti. Planlarından, kariyer planlaması üzerine konuştuk. Çok güzel anlattı. Zaten anne babanın verdiği adam maşere çok kuvvetli. Oturma kalkma, dakiklik disiplin, işi zamanında yetiştirme. Yani 10 üzerinden 10. Fevkalade bir fevkinde. Her şey çok güzel. Ama bir şey arıyorum. Emin değilim. Bir şey arıyorum. İkna et. Evet. Bir şey arıyorum. Ya çünkü neden? Hani şimdi şey olacak ya. Hani seçilmiş kişi olacak ya. Onu bir yerden anlamanız lazım. Pastaya bir çilek koymasını bekliyorsun. Evet, bir çilek koyması lazım. Yemek bitti. Geldik. İşte ne bileyim çok da kibar böyle jantil bir kız işte böyle peçetesini şey yaptı zaten her şeyi koydu. Tam böyle işte garson gelir kahve falan işte bir şeyler olacak ya. O sırada garsonun geldiğini şöyle azıcık bir şeyle anladı. Felaket bir hani şeyle dikkatle sezgiyle. Böyle sezgiyle çatal bıçağını çapraz bir şekilde içine koyarak bıraktı ve bekledi. Buradan aldın mı puanı? İngiltere'ye gidebilirsin. Bak ya. Niye? Müthiş. Çünkü bunu öğrenmeyi akıl etmiş. Bunu bilmesini bilmek hani bizim için en önemli şey. Bu değerli bir tavır. Çünkü İngiltere'ye gittiğinde zaten oturduğu adamlar buna bakacaklar. Çünkü konuştuğu insanlar 40 yaşlarında insanlar olacak. Bu adam maşeret kuralını biliyorsa daha birçok şey bu çok detay bir bilgi. Çoğu insanın bilmeyeceği benim bile çok sonradan öğrendiğim bir şey. Bunu aileden ne öğrendi, nereden öğrendi, ne yaptı bilemiyorum. Sezgisel mi veya doğaçlama mı? Sezgisel mi doğaçlama mı bilmiyorum. İlginç. Ama bu kişi doğru kişi. Peki şöyle bir şu şey. Şu anda bu arada bir seneden beri orada satış rekorları kırıyor. Çok iyi. Yani bu. Bu tür işte adam muhaşeret kurallar, titizlikler, ince hareketler falan filan. Amerika'da sanki böyle bir şey yokmuş gibi bir intiba var bende. İzlediğim filmlerden evet, Amerika iş dünyasını bilmiyorum. Gidip işte patronu hey Jack falan diye soru soran tazeler, bebekler falan görüyor falan. Bu gerçek mi? Böyle bir fark var mı? Kültürler arasında. Tabii ki var. Ben ona hiçbir şey diyemem. Ben genel global hani nasıl diyeyim daha zarafet kuralları üzerinden. Avrupa böyle galiba. Biz CEO olmanın sırrını yapıyoruz. Tamam mı? O tepe ne kadar çok şeyse rüzgarlıysa rüzgarı böyle doğru yönde estiren şeyler bunlar. Konuşulmadan söylenen şeyler. Mesajlar her sözcükle verilmiyor. Mesajlar edayla, davranışla, yaklaşımla veriliyor. Evet Amerikalıların öyle bir sert tarzları var. İşte isimle hitap etmeler, direkt işten kovmalar bir sürü şeyleri var. Değil mi? Sandviç alıp parkta yemeler falan. Ama sen sandviçi alıp ısırdığın zaman zaten ağzından kayıyorsa onda kendi içinde başka bir mekaniği vardı. Evet, her şey. Parkta yani. Sandviç yeme adabı var orada da. Kesinlikle. Orada ama da aynı kabahatler işlenebiliyor. Kesinlikle. Arkadaşlarım şundan emin olsunlar. Biz bunları notlamıyoruz. Çatalı böyle koy diye notlamıyorum. Ama böyle bir çek yok. Kanaat notu diye bir şey var. Evet. İşte bunlar detaylar hayat değiştiriyor. Ve hayat bilgini her şekilde bir şekilde sergiliyorsun insanın karşısında. Totalde bu senin evet. Ana notunu etkiliyor tabii. Kesinlikle ve hala söylüyorum. Detaylar gerçekten kariyerde ve profesyonel gelişimde fark yaratıyor. Paket olarak işte ne bileyim oradan buradan topladıkları bilgilerle değil onları yaşamaya çalışarak, denemeye çalışarak ve muhakkak ki bu işi bilen insanlarla öğrenmeye çalışsınlar. En önemli kişiler anne babalar, sonra yöneticiler, sonra hocalar, sonra belki koçlar, mentorlar ama muhakkak birileriyle çalışsınlar. İyi bir gözlemle bunları ıskalamasınlar. Kesinlikle. İş hayatı için çok önemli. Nefis bilgilerdi bunlar yalnız. Bedavaya bu videoyu paralı mı yapsak? Benim işim bu abi. Benim işim zaten ben bundan para kazanıyorum. Evet, evet. Gözlem yapıp insanlara geri bildirim vermek. Değerli bilgiler bunlar. Evet. Birleştirerek. Güzel. Teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. Umarız faydalı olur. İnşallah.